Bugün 11 Haziran 2024. Ekopolitik programına hoş geldiniz. Evet, bugün sizi bir sürprizle karşılaştım. Ses gitti. Mersin'in sıcak günlerinde böyle sürprizlerle bazen karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü daha fazla soğuk ihtiyacınız olabiliyor. Ve bu da sizin bir de eğitimci hastalığı diyelim, faranjitiniz azıyor. Eğer bunu dengeleyemezseniz ister istemez sesinizi kaybediyorsunuz. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum. Asla dikkat etmem lazım. Bugün çok özel bir konuğum var. Onu belirtmem lazım. Bir kere çok yönlü. Sizi de tanıdıkça çok yönlü olduğunu, çok birikimli olduğunu, kentle çok ilgili olduğunu göreceksiniz. Bence kentin önemli köşe taşlarından birisi Bedrettin Gündeş. Bedrettin Bey mi diyeyim? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz hem dostuz, hem arkadaşız. Evet. Abi kardeş ilişkimiz var. Evet, o nedenle en güzeli böyle hem abi, kardeş, dostum falan hiç sorun değil. Biz arındık o şeylerde. Evet, sağ olun. Evet, çok güzel bir dostluğumuz var. Mütevazi bir kişiliği var Bedrettin Bey. Onu da söyleyeyim ben. Şimdi ben biraz kısa özgeçmişini söyleyince mütevazılığını anlayacaksınız. Aslında neden çok yönlü diyorum? Mesela ortak noktamız var. Futbola benim de ilgim var. Ben de amatör de olsa küçük çaplı başladım ama Bedrettin abi spor akademisi mezunu. Ve profesyonel futbolculuk yapmış ve tanıdığı önemli futbolcular var. Tabii sporcu kimliğin yanında sosyoloji bölümü bitirmiş. Onu da yitirmemiş, yerel yönetimleri bitirmiş. Hatta bence hızını alamamış. Bence son bizim de üniversitede benim de dersine girdim. Siyaset ve yönetim alanda yüksek lisansı yaptı. Çok da başarılı bir öğrenciydi aynı zamanda söyleyeyim. Ben buna tanık oldum. Çok da ilgili birisi ve ben de bilmiyordum. Ve geçen senede gelişim psikolojisi alanında doktorasını tamamlamış. Bu çok sevindirici. Tabii Bedrettin Bey, şunu da söylemem lazım. Şu an itibariyle Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı. Bunlarla örtüştüğü zaman çok daha anlamlı oluyor. Yani ben bir Mersinli olarak böyle nitelikli bir insanın danışman olması beni mutlu etti. Tabii çok yönlü, topluma duyarlılığı olan birisi, Temiz Toplum Derneği'nin onursal üyesi. Bu aynı zamanda sporla ilgili alanlarda da bir sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlıyor. MESİHAT'a onursal en azından bir üyeliği var. Aslında çok belediye geçmişi de çok eski. Özellikle Akdeniz Belediyesi'nden, Diyarbakır'dan günümüze kadar çok yönlü bir belediye hizmetleri de var. Siyasi bir kimliği de var. Ama ben bunların bir tarafa daha çok benim için insancıl yanı çok önemli. Aslında Bedrettin Bey'i tanımlasın deseniz bence Barış Doğulu, hümanist, ortak akla inanan bir kişi derim ve böyle bir kişinin de bu pozisyonda olması beni çok mutlu etti. Bedrettin abi, eklemek istediğin bir şey var mı? Kendi tanıtımınla ilgili eksik kalan bir şey var mı? Yok, şöyle, senin gibi genç, dinamik profesörler bu ülkede yetişiyorsa, bu kadar zaman içinde bir de böyle programlara zaman ayırabiliyorsa, hem kendini besliyorsa hem toplumu beslemeye dönük bir çaba içindeyse, bu iyiye bir gidişatın göstergesi. O nedenle ben de seni tebrik ediyorum. Yok, teşekkür ederim. Kendine iyi bak, böyle üşütme. Klimayı açık bırakmayın. Evet, dikkat etmemiz lazım. Aslında evet. Klima hem enerji tasarrufu açısından çok önemli, çok da kullanmamak lazım. Hem sağlık açısından çok önemli. Bu yüzden de dikkat etmekte fayda var. Evet, şimdi belki de çoğunuz biliyorsunuz, Büyükşehir Belediyesi rekor bir oyla seçimi, yani Büyükşehir Belediyesi derken VAP seçer rekor bir oyla belediye başkanı oldu. Herhalde Mersin tarihinde bu kadar yüksek oyla belediye başkanı belki de var mı yok mu bilmiyorum, hiç araştırmadım ama yüksek bir oy aldı. Bunun tabii ki konjonktürel etkisi olduğu gibi hizmetlerin de toplum karşısında bir karşılığı olduğunu gösteriyor.
Aslında şöyle, siz belki de toplumun bilmediği veya es geçtiği neler yaptı Büyükşehir Belediyesi? İlk önce bunları anlatalım. Yani büyük, çok kısa da olsam, yani biliyoruz zaten bu noktada da çok da güzel tanıtım da yapılıyor. Ama bizi izleyenler, bizi çünkü Mersin dışında da izleyenler oluyor. Vahapseçer veya siz Büyükşehir, ben bir tek Vahapseçer olarak düşünmüyorum. Çünkü ben bir ortak akla inanan birisiyim. Başarının tek kişiye endekslenmemesi gerektiğini, bir ekip işi olduğunu düşünen birisiyim. O ekipten biri de sizsiniz. Bu neler yaptınız şimdiye kadar? Evet. Böyle özellikle altını çizmek istediğiniz hizmetler, çalışmalar nelerdir Behzettin abi? Ya aslında şöyle, Büyükşehir Belediyesi'nde Vahap Başkan kazandığı zaman başarı grafiğinin bu kadar yüksek olacağını birçok kişi beklemiyordu. Sonuçta belediyecilikte bir kural var. İyi başkan, iyi kadro kuran başkandır. Belediyecinin kuralı bu. İyi başkan, tabii bu şirketlerde de böyle, bütün yönetimlerde böyle olması gerekiyor ama sonuçta belediyelerde bir kural var. İyi başkan, iyi kadro kuran başkandır. Şimdi Vahap Başkan kadrosunu kurduktan sonra çok sıkı bir iletişim içine girdi. Çünkü sonuçta siz başarılı olmak istiyorsanız başarının iki ayağı var. Özellikle yerel yönetimlerde. Bir insan kaynağı, iki finans kaynağı. Siz insan kaynağını iyi yönetebiliyorsanız, iyi kurgusunu yapıp o kadroyu olgunlaştırabiliyorsanız, finans ayağını da belli bir sistematiğe oturtabiliyorsanız başarının gelmesi kaçınılmaz oluyor. Şimdi mesela son dönemlerde bir anket firması gelmişti seçimlerden 10 gün önce. Böyle dar bir alanda başkana sunum yapıyorlar. Ulusal bir anket firması şunu dedi, dedi başkanım dedi, biz dedi sahaya çıktık, şok olduk. Biz 61-62'yi görüyoruz. 61-62'yi açıklasak acaba yandaş konuma mı düşeriz diye tereddüt geçiriyor. Çünkü böyle bir şey yok. Siz %45 ile almışsınız bu seçimleri 2019'da ama şu anda %61-62 gözüküyor. Biz bunu nasıl açıklarız? Yani tereddüt geçiriyoruz. Ama saha bu. Sonuçta siz topluma nasıl giderseniz toplum da size böyle gelir. Bu bir bilimdir. Buğdayı ekersen buğdayı biçiyorsun. Buğday attığında arpa gelmiyor. Sonuçta topluma nasıl giderseniz toplum da size öyle gelir. Siz eğer halkı seviyorsanız, yüreğiniz halka yakın ve sıcaksa, hizmet üretebiliyorsanız, ayrımcılık yapmıyorsanız, kenti bir bütün olarak kapsayıcı olabiliyorsanız ve sonuçta bu bakış açısıyla üretip halka hizmeti götürebiliyorsanız bunun karşılığı geliyor. Kim olursa olsun. Ben mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ta 89'lardan beri, 89-94 döneminden bilirim. Mansur Yavaş o zaman Beypazarı Belediye Başkanı'ydı. Sayın Mansur Yavaş Beypazarı'ndaki yarattığı artı değerler, yarattığı değerlerden dolayı tekrar Ankara'ya gelip Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabildi. Sonuçta siz eğer bir farkındalık yaratabiliyorsanız bu kendini gösteriyor. Şimdi işin hemen şunu, nasıl bu oldu? Mesela sosyal ilişkilerde Büyükşehir Belediyesi son derece iyi. Birçok belediyeye de örnek oldu. Aslında 11 CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı bir önceki dönemde her ay düzenli olarak toplanır. 11 Büyükşehir Belediyesi kendi aralarında istişare eder. Birbirlerine örnek alırlardı. Şimdi bizim burada başlattığımız bir çalışma birçok belediye örnek oldu aslında. Mesela düşünün, 5 yıldır en az 150 bin öğrenciye siz 5 yıl boyunca 1 TL ile ulaşım hizmeti veriyorsunuz. Ve 3 TL'ye 48 mutfakta, mahalle mutfağında, seyyar mutfaklarda siz 3 çeşit yemeği 10 TL'ye veriyorsunuz. 4 tane üniversitemiz var. 4 üniversitenin önünde bizim gezici mutfaklarımız var.
öğrenciler 3 TL 3 çeşit yemeği 10 TL'ye yiyebiliyorlar ve çocuk telefon açıyor annesine. Anneciğim merak etme diyor. Burada Büyükşehir Belediyesi 3 çeşit etli yemeği bize 10 TL'ye veriyor. Bir çay parası bile değil. Ve anne orada mutlu oluyor. Çocuk burada karnı doyuyor. Ve siz sosyal olarak o öğrencinin hayatına giriyorsunuz. Onu destekliyorsunuz. Şimdi yine 48 noktada sabahları işe giden çalışanlara çorba hizmeti veriyorsunuz ücretsiz. Bu çok önemli. Kütüphaneye gidiyor çocuk. Dersin çalışıyor. Rehber öğretmen var başında. Kışın sıcak, yazın serin. Çorbasını içiyor. Çayını kahvesini içiyor. Ücretsiz. Bunlar gerçekten çok önemli. Dağ başındaki bir yaşlıya gidiyorsun. Yaşlının bakımını yapıyorsun. Vücut temizliğini yapıyorsun. Onun bütün sağlık taramasını yapıyorsun. Tıraşını yapıyorsun. Onun evini temizliyorsun. Bakıma muhtaç olan bütün yaşlara veriliyor. Ya da üniversite hastanelerde yatan refakatçiler geliyor. Çoğu arabanın içinde yatıyor. Hastasını bırakmak istemiyor. Biz ona dost evi diye biz olanak sağlıyoruz. Hastasına bakıyor ama gece gidiyor, yatıyor, sabah kahvaltısını alıyor, yemeğini alıyor ve refakatçilik yapıyor. Şimdi kimin evine gitsin? Bir gün kalır, iki gün kalır. Üçüncü gün sonuçta herkesin kendine göre bir işi gücü var. O nedenle yani siz eğer halka dokunuyorsanız, onu anlayabiliyorsanız, sorunlarıyla ilgilenip ona çözüm üretebiliyorsanız ve bunu hiçbir ayrım yapmadan yapabiliyorsanız bu geriye dönüşü sağlanabiliyor. Ben gezmediğim köy yok. Yenice'den Anamur'a kadar bütün ilçelerin köylerini de geldim. İnsanlar son derece oturuyorsun, sohbet ediyorsun. Ya diyor Allah razı olsun diyor. Ya geliyor diyor. Telefon açıyor 185'e diyor. Bize hemen dönüyorlar, bilgi veriyorlar. Şimdi siz eğer gidiyorsanız, yolunu yapıyorsanız, yıllardır, 50 yıldır çok tozlu dumanlı bir yoldan gidip geliyor. Ürününü pazara o kötü yoldan götürüp getiriyor. Üstü tozlanıyor, şunu budur. Ama siz oraya hiç belki hayatında beklemediği bir asfalt döküyorsunuz. Sıcak asfalt döküyorsunuz. O arabayla gittiği zaman mutlu oluyor. Ürününü pazara getirirken, köyüne giderken, mahallesine giderken, gelirken bunu görüyor. Bu hizmeti gördüğü zaman buna karşılık da hani ayrımcılığın da yapılmadığını görünce ha demek ki bir de Mersin sevgisi varsa biraz Mersin geçmiş dönemde yapılan imalkarlıkların bir giderildiğini görünce yakınlık duymaya başlıyor. Şimdi başkan da her köye gitti. Yenice'den Anamur'a kadar her köye gitti. Oturdu, sohbet etti, dinledi onları, ilgililerle birlikte gitti. Sürekli hafta sonları evinde çocuğuyla, eşiyle oturup kahvaltı yapmadı. Çok nadirdir. Ama Silifke'ye, Anamur'a, Bozyazı'ya, Aydıncı'ya, Gülnar'a, Mutağa, Çamlıyayla'ya, Tarsus'a, şimdi bu bütün ilçelere sürekli gitti, onları dinledi. O nedenle yani şimdi baktığınız zaman ben hiç kimseden şöyle bir şey duymadım. Bazı insanların hoşnut olmadıkları elbette bir takım şeyler olabilir ama ideolojik de davransalar ben hiçbir başka partilinin ya başkan çalışmıyor dediğine rastlamadım. Herkesin söylediği şu, ya adam gerçekten iyi çalışıyor. Bak ben şunu açık net söylüyorum. İşini yapan, görevinin gerektiği gibi hareket eden, ayrımcılık yapmayan, dürüst çalışan, ideolojisi ne olursa olsun bütün herkesle çalışıyor. Ben mesela açık söylüyorum, geçmişte diyelim MHP'li bir belediye vardı. Bu MHP'li belediyede kadroların %70-80'i MHP'liydi. Ve onların en az %50-60'ı şu anda yine çalışıyor. Ama geçen dönem bir çalışıyorsa şimdi iki çalışıyor. Çünkü Vahap Başkan'a ayak uydurmak durumunda. Ona cevap olmak durumunda. Onun istem ve talepleri var. Halka hizmet götüreceksin diyor. Kanalizasyon istiyor, arıtma istiyor, altyapı istiyor, yol istiyor, park istiyor, halka dokunulmasını istiyor.
yaşlıya, kadına, çocuğa dokunulmasını istiyor. Kadın dairelerinin çalışmalarını, yani siz böyle bir onun şeyine baksanız, faaliyetlerine, ya bu kadar faaliyet nasıl bu süre içinde yapılabiliyor? Kültür daire başkanlarının kültürel faaliyetlerine baktığınız zaman çok muhteşem bir şey var. Her şeyin dışında iki tane çok önemli katılımcı projesi var. Biri MEDEKA, biri de özellikle STK'larla, bütün mesleki örgütlerle 6 ayda yaptığı bir dönüşümlü toplantılar. 5 saat, 6 saat, 7 saat, bak geçen dönem 6.sını yaptı STK'larla. Kadın derneklerini bir arada topluyor, odaları bir arada topluyor, sendikaları bir arada topluyor, kadın örgütlerini, işte gençlik örgütlerini bir arada topluyor ve bunlarla istişare yapıyor. İş dünyasıyla istişare yapıyor. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat süren toplantılar oluyor. Orada bütün kentteki dinamiklerin olduğu bir ortamda kentle ilgili bütün problemleri dinliyor. Yaptıklarını anlatıyor. Yapamadıklarını istişare ediyor. Ve STK'lardan, mesleki örgütlerden ilgili kent bileşenlerinden gelen soruları da ilgili bürokratlar eşliğinde neden yapılmadığını, neden geciktirildiğini veya ne zaman yapılacağına dair istişareler yapıyor. Ve oradan en çok beslendiği, BAHAP Başkan'ın en çok beslendiği taraf STK'larla, mesleki örgütlerle, odalarla, iş dünyasıyla yaptığı geniş katılımlı toplantılardır. Meclis salonunda yapıyor bunu. 2'de başlıyor, 9'da biten toplantılar oluyor. Sürekli istişare. Bu kendini besliyor. Bu katılımcılığı. MEDEKA bu kentte çok değerli sanatçılar, aydınlar, bilim insanları var. MEDEKA Mersin'e değer katanlar diye bir kurul. Bunun içinde kendi alanlarında 12 tane kurul var. Mesela örneğin çok basit bir olay. Tiyatroyla ilgili veya sinemayla ilgili veya sporla ilgili ve edebiyatla ilgili veya kent estetiğiyle ilgili bir konu geldiği zaman şimdi o anda BAHAP Başkan şunu söylüyor. Ben diyor o anda sinemayla ilgili benden bir talep var. İnsanlar gelmişler Mersin'de, Mersin tanıtımıyla ilgili belki bir film çevirecekler. Ben diyor o filmin içeriğini, senaryosunu, yapılıp yapılmayacağını, kente bir şey katıp katamayacağını ben bilemem diyor. Ben bunu ne yapıyorum? Benim işim değil diyor. MEDEKA'yı gönderiyor ilgili kurula, sinema kuruluna. Sinema kurulu orada buna bir değerlendirme raporu sunuyor. Değerlendirme raporu geldikten sonra olumluysa o hayata geçiyor. Olumsuzsa o, çünkü Mersin'de o işi yapabilecek değerler var. Onların onayından geçiyor. Bu bana göre katılımcılığın veya kenti esas almanın, kent dinamikleriyle birlikte çalışmanın çok temel argümanları bunlar. Güzel örnekler. Bu örnekler için teşekkür ederiz ama bunlarla ilgili benim sorularım olacak. Saklı kalsın. Tabii. Şöyle söyleyeyim aslında mesela gerçekten ben katılıyorum sizin VAP Başkan çalışkan bir başkan aslında ve bu çalışkan ve dinamizmi kent bunu hissediyor. Enerjisini hissediyor, çalışıyor. Yani kimse bu noktada zaten aksine söyleyemez. Katılımcılıkla ilgili tabii ki biraz çekincelerim var. Onun da altını çizmek istiyorum. Mesela katılımcılık deyince akla kent konseyleri gelir. Yani bir başkanın bu süreci yönetme olasılığı çok zayıftır. Çünkü başkanın o kadar çok işi var ki bunu kurullara bırakması lazım. Yani burada bir başkan 7-8 saatlik bir toplantıya girse bile bir başkan olduğu için o kadar çok şeyle düşünüyor ki bunu kurullar vasıtasıyla hareket etse bence çok daha başarılı olur. Son dönemlerde Büyükşehir'de kent konseyinin faaliyetlerini ben biraz yetersiz görüyorum. Yani biraz eleştirel de bakmak istiyorum. Yani eleştiri seven birisiyim, bunu da söylemem lazım. Ama bunun da bence aşılabileceğini, bu süreçten sonra da kent konseyinin daha iyi çalışan kent konseyinin büyük belediye başkanlarına, belediyeye, kente çok daha katkı vereceğini düşünüyorum. Bu yüzden de katılımcılık, yani gerçek bir katılımcılık bence iyi kent konseyi örnekleriyle de aşılabilir. MEDEKA ile ilgili de çok küçük bir eleştirim olacak. Mersin'e değer katanlar
kim belirliyor? Yani bu da çok önemli. Yani eğer bir şeyden süzülüyorsa, birkaç kişi bunu belirliyorsa, bu da doğru bir şey değil. Bunun da bence açılması lazım. Yani biraz daha bence şeyi açmak lazım. Ortak akıl yaratabilmek açısından biraz daha ekibi açmak lazım. Tabii ki MDK önemli, MDK'lara süreç atmak önemli ama burada sizin gibi değerli danışmanların da önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü MDK amatör bir grup, herhalde öyle bir insanlar gönüllülük usulüyle orada şeye veriyor ama orada bence asıl olan sizin gibi nitelikli danışman sayısının artması gerekiyor ki çok daha bence belirleyici etken olur. Yoksa 11 bin çalışanı olan, ciddi bir metrekaresi olan, uzun ince bir kentin, çok da sorunları olan ve çok da potansiyeli güçlü bir kentin belediye başkanının bir sürü alanda zaten istese de her noktaya el atamaz. Her köye istediği kadar da o itinayla gidemez zaten. Bu yüzden de iyi ekip, ortak akıl çok önemli. Bu noktada umuyorum bizleri de izliyorlardır. Yani bu adım bence VAP Seçer'i çok daha üst segmentlere sıçratacak. Hatta Türkiye'de iddia ediyorum, bunları da yaparsa Türkiye'de çok daha adı ön plana çıkabilecek. Hem parti içerisinde hem Türkiye'de çok daha ses getirecek bir duruma gidebilir diye düşünüyorum. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bunu da bunu söylerken de yaptıkları çalışmaları zaten biliyoruz. Bunu da ben de seçim öncesi ben de anketler yaptım. İşte katılım memnuniyet oranlarını ben de ortaya koyduk. Aslında iyi bir dinamizm de yakalandı. İyi de bir trend var gerçekten şu anda. Çünkü emeklerin durumu çok kötü, ekonomi çok kötü. Aslında artık ana muhalefetin de iktidara gelmesi gerekiyor. Evet. Yani bu iktidara gelmesinde işte Vahap Seçer gibi büyükşehir belediye başkanlarının çok önemli katkısı olacaktır. Yani Vahap Seçer gibi başarılı belediye başkanlarının başarısını arttırması, Türkiye'de yeni bir iklim, yeni bir sayfa açılması için de çok önemli. Bu yüzden de ortak akıl içinde her türlü düşünebilen, eleştirel de bakan, seven de, yoksa herkes övebilir, herkesi övebilir, sürekli övebilir ama önemli olan eleştiren bakan insanların da mesela MDK'da yer alması, kent konseyinlerinde eleştirel bakışla birlikte belediyenin yaptığı iyi şeylerin altını çizilmesi, hatta artırılması, yanlış şeylerin de altını çizecek kadar bir kent konseyi başkanları olması bence belediye başkanlarını büyütür. Evet. Ben de daha önce kent konseyi başkanlığı yaptım. Bazen çatışabiliyorsun belediye başkanıyla. Bu çok normal bir şey. Anormal bir şey değil. Bizde bu biraz istenmiyor. Bu da istenirse bence çok daha güçlü olabiliriz diye düşünüyorum. Hemen onlara bir şey getireyim. Şimdi ben de uzun yıllar kent konseyi ilk kurulduğu günden beri, biliyorsun daha önce Habitat 21 vardı. Sonra kent konseylerine dönüştü. Ben bu kent konseyler olayını ta İngiltere'deki ilk kuruluş aşamasına bile götürdüm. Yani nereden çıktı, hangi amaca yönelik olmalı diye. Bu tabii ilk ana vatanı İngiltere. Şimdi bizim kent konseyini net söylüyorum. Bana göre hani bir tek belediyeden kent konseyinin içinde iletişimi sağlayan bir dönem bendim. Bir de bizim genel sekreter yardımcımız Serdar Gökyaz var. Çok nitelikli bir pedagog arkadaşımız. Şu anda da genel sekreter yardımcısı. Bizim Mersin kent konseyi bana göre Türkiye'nin en demokratik kent konseylerinden biri. Belki de başında geliyor. Çünkü niye? Bizim siz yaşadığınız için biliyorsunuz. Şimdi kent konseyleri işte genel kurulları yapılırken belediye başkanları müdahale ederler. İşte şu adamlar olsun, bunlar olsun, şu olsun, bu olsun, şöyle yapın, böyle yapın. Bizim kent konseyine başkanımızın bir tek müdahalesi olmamıştır. Yani kent konseyinin genel kuruluna bile gelmez. Çünkü sadece bizden bir kişi temsilci olarak katılır büyükşehirden. Bu da sadece
o kolaylaştırıcı olsun diye, aradaki o iletişimi sağlatsın diye katılır. Ve bunun üzerine altyapı olarak Kent Konseyi'nin bizden istediği her şey de yerine getirilir. Çünkü sonuçta orada gönüllülük esasına dayalı, insanların gittiği, kente dair düşüncesi olan, kente dair fikri olan, orada emek harcamak isteyen, farkındalık yaratmak isteyen projeleriyle insanların bir araya geldi ve kentin sorunlarını gündeme getirdi. O gündem içinde somutlaştırdı. O somutu sentezleyip belediyeye sunduğu bir program çerçevesinde çalışıyor Kent Konseyi. Ve Kent Konseyi'ndeki bütün arkadaşların çok büyük emekleri var. Bizde hiçbir şekilde müdahale edilmez. Kent Konseyi kendi alır kararını, etkinliklerini yapar. Bütün STK'larla iletişim içindedir. Hatta şöyle, bazı STK'lara da şöyle kolaylık sağlıyor. Kent Konseyi üzerinden bize gelen, büyükşehire gelen talepler yasal mevzuattan kaynaklı. Hani salonun biraz daha ücretsiz temini açısından, biraz daha o diğer STK'ların da faaliyetlerini rahat sürdürebilmeleri açısından Kent Konseyi kolaylaştırıcı oluyor. Büyükşehir Kent Konseyi'ne kolaylaştırıcı oluyor, altyapısını hazırlıyor. Onlar da STK'larla, mesleki örgütlerle, diğer sosyal derneklerle birlikte hareket ediyor. O nedenle bizim Kent Konseyi ile ilgili hiçbir şeyimiz yok, bağlantımız yok. Onlar bağımsız, kendi içinde işte seçimini yapan, kurullarını oluşturan, mesela Kadınlar Meclisi olağanüstü güzel çalışmalar yapıyor. Gençlik Meclisi, ben size geçenlerde bir yerde söyledim, Mersin Kent Konseyi'nin bir Gençlik Meclisi Genel Kurulu'na katıldım. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle demokratik, donanımlı, birikimli gençlerin bir araya gelerek nezaket ölçüleri çerçevesinde muhteşem bir genel kurul yaşandı. O gençlerin o dinamizmi, o bilgi birikimi, birbirlerine karşı olan saygıları, o seçimdeki demokratik uslup bana çok umut verdi. Orada da söylemiştim, her şey bir tarafa, şu gençlerin bu tavrı, bu genel kurul formatı beni gelecek açısından umutlandırdı dedi. O nedenle kent konseylerimiz çok iyi durumda. MEDEKA'ya bu kentte sözü olan, katkısı olan, değer katmış olan kim varsa MEDEKA'ya girebiliyor. Geliyor diyor ki, mesela tanınıyor zaten Mersin'de. Diyelim herhangi bir alanda olsun. Spor alanında, sanat alanında, edebiyat alanında, sinema alanında, hangi alanda olursa olsun, eğer bir değer katmışsa, kentin bir değeri ise zaten çağrılıyor, geliyor, bunlar şeye katılıyor. Bunlar kendileri oluşturuyorlar kurulları. Hiç belediyeyle alakası yok. O nedenle hem Tarsus'ta da kuruldu. TASEKA, Tarsus, TADEKA şeyde de kuruldu, Tarsus'ta. Tarsus'a değer katanlar. Orada da aynı formatta çalışıyorlar. Bir mesela diyelim büyük bir festival olacak. Özellikle MEDEKA'nın ve TADEKA'nın çok büyük katkıları var burada. Yol gösterici oluyorlar. Başkan çok onları önemsiyor. MEDEKA'dan gelecek hiçbir öneri başkan tarafından reddedilmiyor. Çünkü sonuçta o işin uzmanları orada, o işe değer katanlar orada. Onlar karar veriyor. O nedenle yani bunu çok net söylüyorum. Bu Türkiye belki model var. Zaten bazı Antep Büyükşehir. Antep Büyükşehir Belediyesi gelip bizden MEDEKA'nın çalışma yöntemini şey yaptılar, sorguladı ve o formatı alıp götürdüler. Kent konseyleri şu anda Mersin'de artık konuşulmaya başlandı. Mersin Kent Konseyi Türkiye'de kendi içinde demokratik işleyiş açısından en önde yer alıyor. Siz yaşadınız bunları. Size sizi şey olarak gördüler. Yani alternatif olarak gördüler. Siz ya bir belediye başkanı, kent konseyinin başkanı olmak ister mi ya? Toroslar'da biz bunu yaşamadık mı? Toros'ta belediye başkanı gitti, kent konseyi başkanı oldu. Bir de seçim yapılırken sanki böyle hani işte bizden olsun şu olsun, ya kent konseyi denilen şey kentin dinamikleri bir araya geliyor. Sosyal sorumluluk taşıyaraktan kentteki problemleri gönüllülük esasına hiçbir beklenti içinde olmadan bir araya getiriyor, konuşuyorlar, sentezliyorlar, size sunuyorlar. Siz de ister uygularsınız ister uygulamazsınız.
O nedenle yani kent konseyleri gerçekten farkında değiller. Ne olduğunu o bilinçte değiller. Özellikle vurgulamak istiyorum. Yani yarın mesela kent konseyi seçimleri var. Hiç belediyede kimse, hiçbir kadro kent konseyi seçimi ne zaman şu belki bilmez. Evet. Çünkü sonuçta kent konseyi kendi içinde bu çalışmayı yapıyor. Ve ben bu dönem çok daha iyi noktalarına, iyi çalışmalar oldu. Ayferi Hanım'a teşekkür ediyoruz. Çok iyi çalışmalar yaptı çünkü gençleri seviyor, kadınları seviyor. Sosyal derneklerle, üniversitelerle çok yakın ilişki içinde ve birçok etkinlik yaptı. Bundan sonra da ben kent konseyinin iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Ya tabii ki biz zaten önemsiyoruz kent konseylerini. Yani kent konseylerinin kente katkılarını çok önemsiyoruz. İşte Ayfer Hanım'dan önce de kim vardı? Faik Bey vardı. Faik Bey gitti, Ayfer Hanım geldi. Onlarla da ben sık sık görüştüm. Sorunlarını da dile getirdim. Çünkü ben de çok sorumlu bir kent konseyi başkanlığı dönemi geçirdim. Zaten kent konseyleri istese de bağımsız olamıyorlar. Ne yazık ki bütçeleri belediye tarafından belirleniyor. Yani bütçelerinin belediye tarafından belirlendiği bir yerde zaten bağımsız olma olasılıkları çok zayıf. Aslında kent konseyleriyle ilgili yönetmeliğin değişmesi gerekiyor bütün tüm Türkiye'de. Ve tamamen başkanın vizyonuna göre kent konseyleri şekilleniyor. Başkan eğer çok demokratsa, bu konuya açıksa kent konseyleri o kadar güçlü olabiliyor. Evet. Olmadığı zaman sıkıntı maalesef, çıkıyor, çatışmalar maalesef, olabiliyor. Maalesef. Dediğiniz gibi kendisini kent konseyi başkanı olarak ilan eden belediye başkanları oluyor. Bu örnekleri karşılaştırdık. Ben yalnızca şunu söylüyorum. Mesela o dönem Faik Bey'le bile konuştuk. Yani başarılı bir kent konseyi olsa MDK'ya gerek var mıydı sorusunu da mesela çok tartıştık. Çünkü zaten kent konseyinin amaçlarından bir tanesi zaten o. Yani onu sağlar, başarılı bir kent konseyi olursa belki de MDK'ya da gerek yok. Çünkü kendi kurulları, kendi çalışma grupları zaten bu konuda yeterince uzman kişileri barındırır ve o uzman kişilerle birlikte hareket edebilir. Hani MDK yine de kalabilir veya MDK kent konseyiyle birlikte hareket edebilir. Bu benim önerim veya düşüncem. Ben de istiyorum tabii ki. Yani şöyle bir şey, başkanın, VAP seçiminin daha güçlü olabilmesi, Türkiye'de yeni bir sayfanın açılması için çok daha önem arz ediyor. Bu yüzden hani VAP seçeri seversiniz, sevmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama Türkiye'nin geleceği için önemli bir yerde olduğunu altını çiziyoruz ve gerçekten desteklenmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu yüzden de biz kişiler etrafındaki VAP seçerinin etrafındaki kişilerin de artıları söyleyebildiği kadar eksileri de söyleyebilecek evet. Bir ekibin olmasının VAP seçere daha büyük güç kazandıracağını veya diğer belediye başkanlarına, Zeydan'a veya Ekrem İmamoğlu'na çok daha güç katacağını düşünüyorum. Ortak akıl böyle gelişir. Ortak akıl eleştirinin olduğu, sağlıklı eleştirilen olduğu ortamda ortak akıl geliştirebilir. Yoksa bir kişinin düşünce yapısına göre şekil alan bir yapı, kent konseyi ve süreç çok katkıdan çok tekrar veya bir emir komuta zincirine de dahi dönüşebiliyor. Bu yüzden de ben bu noktada Mersin'in potansiyelinin çok üstünde olan bir kent, bunun ortaya çıkması için yalnızca bir VAP seçerin emeğiyle yetmez. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bu noktada kent konseylerinin de ciddi çalışması lazım. Dediğiniz gibi MDK'nın da çok aktif olması lazım. İlçe kent konseylerinde, belediyelerin de bu konudaki buradaki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının da hepsinin bir destek olması lazım. Oradan şeye geleceğim. Oradan aslında biraz da temamız biraz buna doğru gidiyor. Mersin'de en temel problem ortak hareket edememe kültürü. Evet. Aslında bunun bence en güzel örneklerinden biri sizsiniz. Bence ortak akıl, ortak hareket etme noktasında önemli. Bence Mersin'deki kişilerden biri sizsiniz. Ama biz bunun karşılığı olmadığını görüyoruz. İnsanlar ne yazık ki insanlar alt kimliklerine göre hareket ediyor. Onlara göre belirleyebiliyorlar. Aslında farklı kimlikler bir zenginlik olduğunu ama eğer farklı alt kimliklere göre hareket ettiğin zaman bir fayda değil, tam tersine bir topluma, bir bölgeye zarar vereceğini biz bunu Mersin'in en güzel örneklerinden bir tanesi.
Biz bu Mersin'de ortak hareketi, ortak birlikte hareketi, birlikte farklı düşüncelerin bir arada aynı masada oturma refleksini nasıl sağlarız Bedrettin evet. abi? Şimdi şöyle, bu son dönemlerde aslında biraz daha belirgin oldu. Seçimlerden önce bir grup oluştu. Yani Mersin lobisi gibi Mersin temel sorunlarını gündeme getirebilen, işte belediyenin yapması gereken projelerin önünde bir engel varsa bunu işte merkezi hükümet düzeyinde veya işte Mersin'de, Mersin'de olup bürokrasinin en üst kademelerinde görev alan işte genel müdür, müdür müsteşar konumunda olan Mersinlilerle bir araya gelip süreci hızlandırma ile ilgili bir lobi çalışması da hazırlanmıştı. Sanıyorum tekrar bu dönem belki devam eder. Şimdi şöyle, bu kentte temel sorunlar var. Bir ulusal ölçekli sorunlar, bir de yerel sorunlar. Şimdi biz bugün çok basit bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de girişi, karayolları açısından girişi yapılmayan bir tek il Mersin kaldı. Bütün kentlerin girişi, çıkışı, işte yolları falan belli pro standartları çok yüksek olan güzel yollar yapıldı. Ama bir türlü biz düşünün limanın karşısındaki yolu yapıyoruz. Yıllardır ihmal edilen, tırlardan geçilmeyen, bir türlü yolu da istediğiniz kadar yapın düzeltemediğiniz limanın hemen yanındaki yolu düzeltiyoruz. Ahmet Tanrı Kışlalı Köprüsü'ne kadar götürüyoruz. Ama orası sınır karayollarına ait olduğu için diğer tarafı yapamıyorsunuz. Kente gelen biri, kente girdiği zaman, Adana tarafından geldiği zaman, Tarsus girişinde, yani Afganistan gibi bir kent. Yani çarpık, çurpuk bir kent. Yani bu kentin en azından bir yolu sağa solu düzeltilmiş olsa, ki biz projelerini yıllarca, bize anlattılar projelerini. Geçmiş dönemlerin bölge müdürü, karayolları bölge müdürü bütün sunumlarını yaptı. Bütün kente sunumu yapıldı. İlk etap Kazanlı Kavşağı'na kadar 6 kilometre, daha sonra Tarsus'a, daha sonra Adana'ya kadar bir yol projesi vardı. Ya bir tek bunu bile gündemleştirip hükümet nezdinde bunun sorunu çözemediler. Artık ben havaalanıyla ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü sonuçta yani geçmişte 8 bakan değişti, işte birçok dönem geldi geçti ama sonuçta bitti. Bu önümüzdeki günlerde açılacak. Şimdi temel sorunlar var. Mersin'de Taşucu, Çeşmeli otoban bağlantısı. Bunların işte yani kent lobisi bunu ele almalı. Veya işte Mut, Konya, Karaman yolunun işte Taşucu'nun daha hareketli, planlı gelişmesiyle ilgili bir projesi var. Bunun gündemleştirilmesi gerekiyor. Veya metro olayı, en basitinden metro olayı. Şimdi Mersin'in bir metroya ihtiyacı var. Bununla ilgili çok büyük emekler harcandı. Metro ile ilgili çalışmalar öyle bir noktaya geldi ki Cumhurbaşkanı bile imzalamasına rağmen 2 yıl İki bakanın masasında kaldı. Son 1,5 yılda Nebati Bakan masasında onu imzalamadı. Daha sonra Sayın Mehmet Şimşek geldi, imzaladı. 1,5 yıl ya da 2 yıl belediyenin kaybı oldu. Dolar 9.000 TL iken şimdi 33.000 TL'ye kadar yükselmiş. Düşünün, siz o dönemde yapmış olsanız belediye kendi bütçesiyle bile yapabilirdi bunu aslında. Yani bir kredi sağlayıp kendi bütçesiyle de onun geri dönüşünü hızlı bir şekilde yapabilirdi. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediye. İsrafı önlemiş, kaçakları önlemiş ve kendi kendine yeten bir büyükşehir belediyesi. Şu anda bütçesi 20 milyar, MESKİ'nin 10 milyar, 2024'ün bütçesi 30 milyar. Belediye bu tür şeyler üstesinden gelebilir ama kent lobisi burada gidip merkezi hükümet nezdinde, bakan nezdinde bu kentin önünü niye tıkıyorsun, niye imzalamıyorsun? Cumhurbaşkanı imzalamasına rağmen senin masanda bekletilmesinin anlamı ne diye sorabilirdi. Yani kent lobisi dediğim budur, bu süreci hızlandırmadır. Veya işte Çeşmeli Taşucu otoban bağlantısını
veya işte Çukurova Havalimanı niye bu kadar sürüncemede kaldı? İşte kentin temel sorunları var. Bir makro düzeyde, bir de yerel yönetimlerin yapması gereken çözümler var. Bak bu dönem niye başkanın 4 temel projesi var? Ya birçok iş yapacak. Mesela 4. çevre yolunu belki 2025'te, 26'da devreye girecek. 4. çevre yolu en son Toroslara bağlanacak ve Müftü Köprüsü'nün üzerinden bir viyadükle bağlanacak. Ulaşım biraz daha rahatlayacak. Bu çok ana büyük projelerin içinde değil. Tali projelerin içinde. Ama 4 tane temel projesi var. Bunları hayata geçirmek için belediye bütün gücüyle bunun hazırlığını yapıyor. Ne yapıyor? Pamukluk Barajı'ndan suyu getirecek. Mersin'e 50 yıl, 100 yıl belki su ihtiyacı olmayacak. Çünkü biz Berdan'dan suyu getiriyoruz. Berdan'dan suyu Mersin'e getirene kadar %40'ı kayıp kaçak, 120 milyon aylık elektrik parası ödüyoruz ve yetmiyor. Şimdi Pamukluk Barajı bitti. DSE'yi, ihaleyi yaptı. İshale hattını getiriyor. Bütün hatları döşüyor. Belediye de arıtma yapacak. Nerede peki bu? Berdan Barajı'nın 809 metre yukarısında bir tek kuruş elektrik parası ödemeden kendi cazibesiyle kentin ana bu şeylerine gelecek bir ishale hattı. Ve belediye orada arıtmayı yapıyor. Ne olacak? O her ay ödediğimiz elektrik parasından tasarruf yapmış olacağız. Ne yapacağız? %40 kayıp kaçak önlenmiş olacak. Bu çok önemli bir proje ve Büyükşehir bunu hayata geçiriyor. İkincisi, metro mutlaka yapılacak. Çünkü metro olayı da sözleşmeler bitti ve hızlı bir şekilde buna girecek. Kente çok büyük katma değeri olan bir şey. Çünkü sonuçta kimse bunun hesabını yapmıyor. Mesela metro. 13 kilometreyi düşünün. Siz yeni bir yol açmak istediğiniz zaman Adnan Menderes'ten ulaşımı sağlayamıyorsunuz. Gemeke Bulvarı'ndan işte zaten trafik akışı var. İkinci çevre yolu, üçüncü çevre yolu, dördüncü çevre yolu. Yeni bir yol açmak istediğiniz zaman, bakın metro yeni bir yol. Yani hiçbir çevre yoluna karışmadan yeni bir yol yaratıyorsunuz. Bunun hesabını yapın. 20 metrelik bir yol, genişlikte 13 kilometreye çarpın bakayım. Çıkan rakamı düşünün. Siz yeni bir yol açmak için metroya harcadığınızın 30 katını harcasanız orayı istimlak edemezsiniz. Çünkü yeraltı istimlak bedeli ödemeden hazır bir yer. Alttan giriyorsun ve gidiyorsun. Yeni bir alan yaratıyorsun. Şehir altında yeni bir sosyal yaşam yaratıyorsun. O nedenle bir de kuzeyden gelen bütün yağmur sularını disipline edecek ve planlı bir şekilde denize götürecek. Sen yeni bir altyapı hazırlıyorsun. İşte bunu engellediler. Buna bu kentin dinamikleri ortak akılla bunu süreci hızlandırabilirlerdi. Bu konut projesi. Şimdi kentin ana şeyine baktığın çok zaman önemli. Çöküntü alanı halinde. Yani şimdi başkan bazen söylüyor. Konut projesiyle ilgili üzerinde durmasının nedeni. Kentleri biz dönüştürmezsek, çöküntü mahallelerinde cazibe yaratmazsak onlar öyle kalır. Biz Yenişehir'de, Mezitli'de caddeleri altınla da döşesek, eğer Demirtaş, Alsancak, Turunçlu, Turgut Turgap, Zeki Ayan, Çavuşlu, Çukurova, Kurdali, Mevlana, işte Çay, Çilek, Özgürlük, Şevket Sümer, Güneş mahalleleri bu şekilde çöküntü halinde kalırsa o zaman bir anlam teşkil etmiyor ki. Biz mesela eski otogarın yerine iki tane hizmet binası düşünülüyor. Bir meski, bir büyükşehirin. Ve metro bağlantısı, metro ihalesinin içinde bunlar. Orası manevra alanı olacak. Metronun son durağı manevra alanı. Siz oraya belediye hizmet binasını, meski götürüp etrafını da çevre düzenini de yaptığınız zaman zaten o mahalleler kendiliğinden dönüşecek. Planlar da bitti. Planla 5000'lik, 1000'lik planlar da bitti. Siz oraya bir cazibe merkezi yarattığınız zaman, belediyeyi oraya taşıdığınız zaman onun altyapısını, etrafını bir çevre düzeniyle döşediğiniz zaman 3 Ocak Mahallesi, Yeni Pazar, o Müfide İlhan, Şevket Sümer, Hal Mahallesi kendiliğinden dönüşecek. Oradaki dönüşüm diğer mahallelere sirayet edecek. Şimdi
geçmiş dönemde serbest nizam planlarıyla Demirtaş, Alsancak, Aktunuş oralar çöküntü andaydı. Şimdi yeni bir planlamayla, yeni bir planlama ama insan yaşamına uygun, insanların konforunu yükseltecek, bütün sosyal donatılarının içinde olduğu yeni yaşam alanları yaratılmalı. İşte belediyenin özellikle konut politikası üzerinde durmasının nedeni bu. Hem bu yükselen fiyatları dizginlemek, hem yoksulların, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla kiracı olabilmesini sağlayacak yeni bir çalışma başlatıldı. Çok isabetli. Evet, bunlar çok önemli. Aslında yani Başkan Vahap kendi kente adamış. Ben şimdi onu görüyorum. Ya. Ben bir belediye, 35 yıldır belediyeciyim ben. Ben Vahap Başkan'ın psikolojisini, duruşunu, tarzını yakından görme fırsatı buldum. Bu kent için bir şans. Belki ileride Türkiye için de bir şans olabilir. Ama şimdi Mersin için bir şans. Evet. Bugün her partiden insanların gidip sandıkta oy vermesinin nedeni Vahap Seçer'in kente yapmış olduğu, bu ayrımcılık yapmadan sağlamış olduğu hizmetlerden kaynaklan. Ben yakından bunu gördüğüm için bir belediyeci olarak bunu açık bir şekilde söylemek durumunda kalıyorum. Niye? Bunu pratikte görüyoruz. Diyor ki böyle laf olsun diye hiçbir iş yapmayın. Yapıyorsanız hakkını verin. Bu festivallerle ilgili olabilir, yol yapımıyla ilgili olabilir, park yapımıyla ilgili olabilir, konutla ilgili olabilir. Siz ne yapıyor? Altyapıyla ilgili olabilir. Sıkıysa asfalt döküldüğü zaman standartların dışına çıkılsın. Yani yol konusunda zaten standartların çok yükseldiğini söyleyebilirim. Ama festival konusunda da Vahap Bey'den aynı performansı bekliyoruz. Adana'daki o güzel festivalleri bence Vahap Bey çok daha güzelini yapabilir. Buna önderlik yapabilir. Portakal Çiçeği Festivali gibi çok güzel festivaller Mersin bence Adana'dan daha da başarılı evet. Güzel festivaller yapabilir. Yeter ki Vahap Seçer istesin. Evet. Bu noktada umarım bizi dinliyordur. Çünkü Mersin'in bir de tabii yeterince bilinmeyen bir kent. Yani Mersin bazı bölgelerde saklı cennet. Müthiş bir potansiyeli var. Az önce söylediğiniz algısı değişiyor. Evet. Mersin gittikçe bu algısı değişiyor. Mersin'e gelenler çok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Ankara'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin birçok insan tarafından dikkatle kendi belediye meclisini izlemiyor ama Mersin Belediyesi'nin izliyor. Çünkü başkanın tavrını görüyor, tarzını görüyor orada. Mersin'e kattığı değerleri görüyor. Mersin'in mesela diyelim meclis toplantılarında başkan bir ön özet sunuyor. Özette Mersin'de yapılan hizmetleri anlatmaya çalışıyor. Ne oluyor? Herkes aslında görüyor onu. İşte sürdürülebilir olması için de ortak akılla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani bir kişi Süpermen değil ki her şeyi çözebilsin. Bu yüzden de ben inanıyorum ki Vahap Başkan'ın çıtayı çok daha iyi noktalara götürebilmesi için bu noktadaki süreçleri de sağlayacaktır. STK'larla, mesleki örgütlerle, sendikalarla, odalarla, kadın devlette o toplantılar beni besliyor. Bunu söylüyor. Diyor ki ben en çok verim aldığım toplantılar ilgili kuruluşlarla yaptığım saatler süren toplantıda eksikliklerimizi orada görüyoruz. Bu çok güzel o Şöyle söyleyeyim gerçekten o zaman aslında Büyükşehir'in çok başarılı çalışmaları var. Örnekleri var ama yapamadıkların çoğu merkez hükümetlerin özellikle Mersin'e üvey evlat muamelesi göstermesi. Yani Mersin hakkını bir türlü alamıyor. Mersin vergide evet. Çok önemli ön plana çıkan bir il ama mesela Pamuklu Barajı'ndan örnekler verdim. Mesela ben şunu da artık Vahap Başkanımızın dillendirmesi lazım. Yüksek hızlı tren istiyoruz. Yani evet. Yüksek hızlı trenin Karaman'a gelen yüksek hızlı trenin Mutlu üzerinden Silifke'ye taşıcına oradan da buraya geçmesini istiyoruz. Evet. Yani bu konuda da bir çalışması tabii. Evet. Çünkü yüksek hızlı tren bir kent için çok önemli. Mersin eğer yüksek hızlı trenle buluşursa tabii Antep ayağı tamamlanıyor. Ama eğer lobi gücünüz olmazsa öncelikli hale getirmiyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin kaynakları sınırlı ve sınırlar olduğu için merkez hükümetler daha çok kendine yakın yerlere destek verirken ne yazık ki Mersin hep ötelenen bir yer. Yani havaalanında öteleniyor, otobanda öteleniyor,
ana konteyner limanının projelendirilip yapılmamasından, ötelenmesinden de söylenebilir. Bir sürü işte dediğiniz gibi özellikle MUT, Silifke Karayolu, Mersin, Antalya Karayolu'nun hala bitmemesi ki bütün bunları düşündüğünüz zaman biliyoruz ki Büyükşehir, Mersin Büyükşehir bu dezavantajlara rağmen daha çok çalışmak zorunda ki Mersin hak ettiği yere gelsin. Yani ne yazık ki öyle bir sıkıntımız var. Sizin verdiğiniz örnekler gösteriyor ki bu kentteki yapılamayan önemli şeylerin nedeni merkez hükümetin yeterince bu bölgeye yarattığı katma değer, yarattığı vergi kadar bir geri dönüşü olmayışı. Bu da Büyükşehir'i ne yazık ki şeylerini kısıtlıyor. Yine bir misafirimiz geldi. Geçen programda da gelmişti. Aramıza kara kedi girmesin ama güzel bir enstantane oldu. Evet, yani sonuç itibariyle biz Büyükşehir'in yaptıkları, yapabildikleri ve bunu niye yapamadığını da kente açıklaması açısından STK'ların da Büyükşehir'e destek vermesi gerektiğini, bütün vekillerin Büyükşehir'le birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyorum. VAP seçeneği en azından buna bir açık olduğunu, her kesimle birlikte çalışabileceğini net bir şekilde ortak ifade ediyor. Bu yüzden her kesimle çalışabilme noktasındaki parantezi daha da açacağını ben umut ediyorum. Umut ederek zaten süreci bu noktaya getirdik. Yani bence çok başarılı oldu, bir program oldu. Sizin katkınız çok önemli. Aslında başka konuşacak çok şeyimiz var. Özellikle ben Mersin'deki özellikle ortak hareket noktasında sporun ve futbolun önemini de sizinle başka bir programda konuşmak isterim. Çünkü sizin bu alanda da bir katkınızın, bir öngörünüzün olduğunuzu düşünüyorum. Yani temiz toplum özellikle konudaki çalışmalarınızı da işin içine katmak istiyorum. Süre birden geçiverdi. Ben çok fazla katılmadım ama ben biraz başlamadık da diye düşünüyorum. Evet. Aslında anlatacağım o kadar çok şey var ki kentle ilgili, kente dair sanatla ilgili, edebiyatla ilgili, müzikle ilgili, kentin altyapısıyla ilgili yani şey var. Yani başkanımız kentin bürokratlarıyla da mülkiamirleriyle de son derece iyi iletişim içinde. Sayın Valimizin de çok ciddi katkıları, çalışmaları var. Ama mesela şöyle bir durum var. Yani mesela mezarlık yolu. Mezarlık yolu halen karayollarında. Yani niye karayollarında? Şehrin içinde kalmış. Biz orada bir şey yapmak istiyoruz. Vermiyorlar. Yani bu tür sorunların da giderilmesi gerekiyor. O nedenle yani biz Büyükşehir Belediyesi olarak kadrolar kendini kente adamış. Kentte bir şeyler yapmak istiyor. O nedenle biz güzel şeyler yapacağız. Yani başkanımız kararlı, bir farkındalık yaratmak istiyor. Mersin'in kaderi gerçekten değişiyor. Mersin cazibe merkezi olmaya başladı. Artık konuşulur olmaya başladı. Hele özellikle şu havaalanının bitmesiyle birlikte tarıma dayalı sanayi gelişecek. Kentte yeni bir imarlaşma, yeni bir planlama. Sen bir dahaki programda şeyi anlatalım. Bu kent katlediliyor evet. Aslında. Tömük'te, evet. Arpaçlak, Bahşiş'te, Kargıpınar'ında yapılan o kaçak yapılar kenti mahvetti. O nedenle böyle bir programda kentteki çarpık yapıların kimler tarafından yapıldığını da anlatalım. O zaman bence güzel şeyler olacak. Sizden bir yayın sözü daha alalım. Biraz daha tematik gidelim. Biraz da benden kaynaklandı. Çok geniş açarsanız toparlayamazsınız. Evet. Biz Mersin'de o kadar çok şey yapılan şeyi makro açıdan bakınca bir sürü alana giremedik. O zaman biraz daha mesela kent ve spor, kent ve çevre gibi tematik alanlarla da yapacağız. Evet sevgili seyirciler, bu haftaki konuğumuz Bedrettin Gündeş'ti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı. Gerçekten çok özel birisi. Büyükşehir'in bu kente katkıları çok fazla. Ve bundan sonra da gerçekten Mersin'de yeni bir değişim, yeni bir dönüşüm sürecinde Büyükşehir'in başarıları bu kente önemli ivme verecektir. Ekopolitik programı dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.